Burada hepsini tek tek gezeceğiz. Gün hicretin 7. ayına kadar mescidin inşası sürdü. 7. ayında mescit inşa edildi. Nasıl camiye çağıracağız dediler. Kimisi borozunu örttürelim dedi. Kimisi çan çanalım dedi. Abdullah bin Zeyd çıktı. Sahibi Lezzan. Hayatında başka bilgi pek yok. Ya Resulallah, bana rüyamda bizim okuduğumuz ezan gösterildi. Efendimiz dedi ki, Bilal'i çağırın. Rüyayı gören Bilal değil. Bilal-i Habeşi. Bilal-i Habeşi Efendimiz rüyayı gören değil. Rüyayı gören Abdullah bin Zeyd. Şu gümüş kubbenin olduğu yerde bir üstüvane var. Yani bir sütun var. Hurma gövdesi. Oraya çıktı Bilal Habeşi. Burada ezan okudu. Neden burada okuyor? Kıble o zaman neresiydi? Burası mıydı kıble? Kıble tam tersi Kudüs'tü. Ne zaman? Hicretin 17. ayında burada ziyaret edeceğiz. Kıble-i Cami o zaman 180 derece değişti. Bilal Habeşi'nin ezan okudu diye hep orada kaldı. Ta ki Efendimiz dünyalarını değiştirinceye kadar. Daha dün Kabe'ye yaklaşılmasına izin verilmeyen Bilal Habeşi Efendimiz burada her gün peygamber müezzin olarak ezan okuyordu. Ve sonra Mekke'nin fethinde de Kabe'de okudu. Sonra gitti Kudüs'ün fethinde de okudu. Elhamdülillah. İşte görmüş olduğunuz ecdadın tuğrası, Abdülmecit Han'ın tuğrasını yukarı görüyorsunuz. Babus Selam kapısı. Şu görmüş olduğunuz hatlarda, tabii ayakkabılarımızı çıkaracağız. Abdullah Zühdi Efendi'nin yazmış olduğu hatları görüyorsunuz. İznik Çinilerini görüyorsunuz. Kanuni dönemin eserlerini de görüyorsunuz. İnnel muttakine cennetin ve'in. Muttakiler cennette pınar başlarındır ayetleri. Bakın burada Peygamberimiz Aleyhisselam'ın isimleri yazıyor. Buradan başlıyor sonuna kadar 250 kadar peygamberimizin isim ve sıfatları var. Hemen şu sol tarafta gördüğünüz yeşil tabela var. Bakın orada ne yazıyor? Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh evinin olduğu yer olduğu için Ebu Bekir Sıddık. Yeşil olan yer. Evet. Hazreti Ebu Bekir'in evinin olduğu yer. Peygamberimiz zamanında mescit ne kadardı? Bakın şuradaki sütunların tepesinde bakın. Bunlar da yok. Şu sütunların tepesinde yeşil arma var. Gördünüz mü? O yeşil arma Peygamberimizin zamanındaki mescit o kadardı. Buraya kadardı. Burada ne yazıyor? Salati fi hazal mescit. Buna mescitte kılınan namaz, başka yerde kılınan namazdan 1000 kat daha fazla hayırlıdır. Mescid-i Haram, yani Kabe cami hariç. Bakın burada Mescid-i Nebi'nin, Peygamberimiz zamanındaki mescidin haddi yazıyor. Yani biz Peygamberimiz zamanında olsaydık, Hayber'in fethinden sonra Peygamberimizin mescidinin sınırları buraya kadar olacaktı. Buraya kadar. Buradan sonrası değil. Şurası Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırmış olduğu Hanefi mihrabı. Bu da otobüste size anlattığım, bizi ümitlendiren hadis. Şefaati lehlel kebairi min ümmeti. Şefaati ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Bakın burada ne yazıyor? Sizin dedenizin ismi yazıyor. Sultan Beyazıt Han'ın oğlu Sultan Kanuni Sultan Süleyman'a kadar böyle isimlerini görüyorsunuz. Sultan Selim Han oğlu Sultan diye devam ediyor. Yine burada selamünaleyküm. Şefaatim ümmetim için kıyamet günü hak olarak ortaya çıkacaktır diye. Burası da Efendimizin minberi, asıl yer burası. Ma beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadul cennet. Yani minberim ile evim arası cennet bahçelerinden bir bahçedir. Bu da Sultan Murad'ın buraya göndermiş olduğu minberdir. O bahsettiğimiz hadis de tam burada yazıyor. Bakınız. Ma beyne beyti ve minberi ravdatun min riyadul cennet. Peygamberimiz zamanında mihrap yoktu ama üst sütre olarak kullandığı bir asa vardı. Burası Ömer bin Abdülaziz döneminde yapıldı. Peygamberimiz namaz kıldırdığı yer burasıydı. Hazreti Osman döneminde burası açıldı. Ev ne taraf oluyordu o zaman? Evin tam burası. Burası oluyordu. Burası da Hazreti Osman Efendimiz döneminden beri namaz kılınan yerdi. O gümüş kubbeyi gördünüz ya. Evet. O gümüş kubbenin olduğu yer burası. Şu sağda ve solda görmüş olduğunuzda Efendimiz için yazılmış olan kasidelerin, kaside-i hücriyenin olmuş olduğu yerdir. Çok müthiştir, muazzamdır. Harita linkimde görebilirsiniz. Hemen buraya geldiğinizde şu görmüş olduğunuz mahal Efendimiz Hazretlerinin hem kabrinin hem evinin olduğu yer. Şu ilk sütunun olduğu yerde yeşil bir damga var. Yolu kapatmayın ki bize kızmasınlar. Sola doğru gelin böyle. Yolu açık bırakın. Tamam, evet, önde doğru. Gördüğünüz sütun şurada gözüküyor. Üstüvaneti serir.
Peygamberimiz aleyhisselam özellikle itikafa çekildiğinde mübarek döşeğini oraya koyardı. O yüzden orası serir, yatak sütunu. Biraz daha ilerlediğimiz zaman orada bir tane daha sütun var. Ortasında yeni yeşillik var. Üstümaneti Harres diye. Bakınız orta tarafta. Evet. Yeşil bir mühür var. Evet. Orası da peygamberimize feseyekfikehumullah. Onlara karşı Allah seni yeter. Allah seni koruyacaktır ayeti gelene kadar. Hazreti Ali Efendimiz, Sahb-i bin Ebi Vakkas Efendimiz, Efendimizin evinin orada nöbet tutarlardı. Biraz daha aşağı gittiğinizde bir sütun daha var. O sütunda Üstüvanet-i Vufut, elçiler sütunu. Peygamberimize elçiler geldiği zaman orada onları misafir eder, onlarla konuşurdu. Burası da peygamberimizin yeşil kubbenin tam altına denk geliyor. Bu üst tarafta görmüş olduğunuzda kaside var. Şimdi Efendimiz'i kemal edip ziyaret ediyoruz. Tam orta kısımda Efendimiz benim gibi böyle takip edebilirsiniz buradan. Bu tarafta Hücurat Suresi 2. ayet, orta tarafta Hücurat 3. ayet. Peygamberin yanında sesini kısanlar, kalplerinde iman olanlar. Burada ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında sesini kısanlar, imtihan ile, takva ile imtihan olanlar ve bunu başarmış olanlar. Bakınız burada Resulullah yazıyor. İşte mübarek Efendimizin tam kalbi şerifin olduğu yer. Burada Peygamberimiz Aleyhisselam'a Sultanahmet'in hediye etmiş olduğu bir şey var. Şimdi selam. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Khatemen Nebi. Esselatu vesselamu aleyke ya Rahmeten Alemin. Esselamu aleyke eyyühen Nebi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu aleyke ya Ebu Berk Sıddık. Esselamu aleyke ya Halifete Resulillah. السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا أمير الفاروق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله يا رب العالمين. Şu içeride sandukayla görmüş olduğunuz yer tam kabri şerifin olduğu yerdir. Yeşil sanduk olarak içeride görüyorsunuz. Şu orta tarafta gümüş levhada ise Sultan Ahmet'e kadar Osman Gazi'den tutarak oraya kadar bütün padişahların isimleri yazıyor şu gümüş levhanın olduğu yerde. Şu hemen yan tarafta da Abdullah Zühtü Efendi'nin imzasının olduğu yer var. Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatuhu. Daha günümüz var. Bol bol sık sık Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyarete geleceğiz inşallah. Bismillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Allahümme gfirli zunubi ve ftahli evvabe rahmetik. Tamamdır.